Şanlıurfa sporlu futbolculara yönelik 2022-2023 yılında değişikliğe gidilen futbol kuralları ile ilgili bilgiler verilerek uyarıda bulundu. FIFA'nın Haziran ayında kendisine bağlı federasyonlara ilettiği kural değişikliği raporu doğrultusunda Şanlıurfa sporlu futbolculara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu İFAB'a müracaat ediyor. Diyor ki böyle böyle bir durum var. Az önce de bahsetmiştim. İFAB'da... Kulüp tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu 8. Bölge Hakem Kurulu üyesi ve eğitimci Niyazi İzgören'in de sunumunu yaptığı seminere futbolcu kadrosu ve teknik heyet katılım sağladı. Bu peki futbol oynamış, üst düzeylere mücadele etmiş yıllarca futbolcular İFAB'ın içerisinde. Yaklaşık bir saat süren seminerde 2022-2023 yılı futbol sezonunda uygulanacak kural değişiklikleri ele alındı. Biz oynuyoruz, kurallarda hani bizim istediğimiz gibi olsun düşüncesiyle yola çıkarak. 6 kural vurgusu ve bir offside yorumunda değişikliğin ele alındığı semineri futbolcular dikkatle izledi. Değişti. Zor oluyor. Uyum sağlama konusunda sıkıntılar yaşansa da artık küçük küçük değişikliklerle oyun kuralları tamamıyla oturmuş. Seminerde görüntülü olarak uygulama ile örnekleri verilen kurallarla ilgili futbolcuların daha dikkatli olması ve karşılaşma anında dikkat içeren hususların hassasiyetine önem verildi. Değişiklikler yapıldı. Değiştirilmiş oyuncu, yani daha önce oyunda olup dışarıya çıkan arkadaşımız ilave olarak bunlara disiplin cezası verilebilir, teknik ceza verilebilir biliyoruz. Daha önce hocam bu maçın maçla ilgili bütünlük olarak değerlendirilmiyordu. Maçın tamamı gibi değerlendirilmiyordu. Şimdi tamamı gibi değerlendiriliyor. Bu ifadı daha önce üst düzeyde hakemlik yapmış kişiler yönetiyordu. Uygulanan kuralın hatalı olduğunu, yanlış olduğu hükmüne vardınız. Ne yapıyorsunuz? Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu İFAB'a müracaat ediyor. Diyor ki böyle böyle bir durum var.